sıkıntılı bir süreçten geçiyor ülkemiz. Tabii Edirne'de bundan en büyük etkilenen illerden bir tanesi. Odalar Borsalar Birliği'nin ortak bir basın açıklaması var. Bugün 365 oda ve borsanın Türkiye'de saat 11'de ortak bir açıklama yapıyoruz. Tabii herkes kendi bölgesinde, kendi ilinde yapıyor bu açıklamayı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, yapılan darbe girişimini kınadıklarını belirtti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı 81 il ve 160 ilçedeki 360 oda ve borsa eş zamanlı olarak ortak yayınladığı bildiriyle darbe girişimini kınadı. Bugün de sizlerle birlikte olmamızın sebebi bu ortak 365 oda ve borsanın ortak basın bildirisini burada sizlerin huzurunuzda okuyacağım. Onun için tekrar hoş geldiniz diyorum hepinize. Demokrasi vazgeçilmezimiz, milli irade gücümüz, kardeşliğimiz, geleceğimiz. Değerli basın mensupları, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak karşınızdayız. Türkiye'de özel sektörün tamamını temsil eden Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve 365 Oda Borsa olarak 81 ilde bu ortak açıklamayı aynı anda yapıyoruz. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte odada yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi millet ve milli kurumların demokrasiye kasten alçakça bir saldırıyı önlediğini belirterek, halkımız sandığa ve demokrasiye sahip çıkmıştır dedi. 15 Temmuz gecesi milletimiz ve milli kurumlarımız demokrasimize kasteden alçakça bir saldırıyı önlemiştir. Halkımız sandığa ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Darbe girişimi haberlerinin ortaya çıktığı gece ilk anda tepkilerini ortaya koyduklarını belirten Zıpkınkurt, Türk milletinin birlikte duruşunun yaşanan kalkışmayı başarısızlığa uğrattığını kaydetti. Darbe girişimi haberleri ortaya çıktığı gece birliğimiz ve Oda Borsa camiası olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. Bu hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması Türk milletinin birlikte duruşu, kararlı tutumu ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle mümkün olmuştur. Ülkemizin bütün kurumlarının, siyasi partilerimizin, sivil toplumun, basın kuruluşlarımızın demokrasiyi sahiplenmiş olmasından herkes büyük bir mutluluk duymaktadır. Demokrasi düşmanlarına karşı iktidarı ve muhalefetiyle siyasi partilerimizin ve siyasetçilerimizin gösterdiği birlik, beraberlik ve kararlı duruş en büyük takdiri hak etmektedir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, Başbakanımız ve meclisteki tüm siyasi partilerimizi junta hevesleri karşısında dik duruşlarından dolayı yürekten kutluyoruz. Gözü dönmüş darbecilerin saldırılarına büyük bir sebatla direnen, böylece gazi ummanı bir kez daha hatırlatan meclisimizle gurur duyuyoruz. Bu darbe girişimi karşısında direnen, tavır sergileyen herkese, başta kahraman emniyet görevlilerimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli mensuplarına gönül dolusu teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız. Ama en çok darbecilerin silahları karşısında kahramanca direnen milletimizin azim ve cesaretiyle kıvanç duyuyoruz. Bizler gücünü sandıktan, yetkiyi milletten almayan bir irade istemiyoruz. Ülkemiz için demokrasi dışında bir seçenek de görmüyoruz diyen Zıpkınkurt, bu saldırıda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Bizler gücünü sandıktan, yetkiyi milletten almayan bir idare istemiyoruz. Ülkemiz için demokrasi dışında bir seçenek de görmüyoruz. Ordu içinde örgütlenmiş bu terörist çetenin tamamen ortaya çıkartılmasını ve adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz. Hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar, yaralılara acı şifalar diliyoruz. Milletimizin onlara daima minnetle ve rahmetle anacaktır.